Ölümden korkmuyorum yurtta Şevrimont. Ama hiçbir şey yapmadım ben. Eğer ölümüm bizim gibi fakir insanların yüzünü güldürecek olan cumhuriyete bir fayda sağlayacaksa ölümden gocunmam elbet. Ama bu nasıl olacak bilemiyorum hiç yurtta Şevrimont. Ben zavallı bir küçük yaratığım sonuçta. Şu hayatta yüreğini ısıtıp burkacak son şey olan bu zavallı kız yüreğini ısıtıp burktu kartının. Sizin serbest bırakıldığınızı duymuştum yurttaş Evrimont. Doğru olsaydı keşke. Öyleydi ama sonra yeniden yakalanıp mahkum edildim. Yurttaş Evrimont eğer sizinle aynı arabaya düşersek elinizi tutmama izin verir misiniz? Korkmuyorum ama çok küçük ve güçsüzüm. Bu bana cesaret verecektir. Sabır yüklü gözler yüzüne çevrildiğinde Carton bunların içinde ani bir şüphe sonra da şaşkınlık gördü çalışmaktan ve açlıktan yıpranmış gencecik parmakları tutarak dudaklarına götürdü. Onun için kendinizi feda mı ediyorsunuz? Karısı ve çocuğu için de. Evet. Ah izin verin de cesur elinizi tutayım yabancı. Tamam zavallı kardeşim. Son ana kadar tut elimi. Hapishanenin üzerine düşen gölgeler öğleden sonra aynı saatlerde Kalabalıkla çevrili barikatların üzerine düştüğünde Paris'ten çıkmak üzere yola çıkmış bir araba incelenmek üzere durduruldu. ''Kimsiniz? Yanınızdakiler kim? Evraklarınızı görelim.'' Evraklar verildi ve o da okudu. ''Alexander Manet, doktor, Fransız. Hanginiz bu?'' ''İşte şu aciz, anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıp sayıklayan yaşlı adam işaret edilir. Anlaşılan yurttaş doktorun aklı pek yerinde değil öyle mi?'' Devrim ateşi fazla gelmiş herhalde ona. Hakikaten çok gelmişti bu ona. Eh pek çok kişi aynı dertten muzdarip. Kızı Lucy, Fransız bu kim? İşte bu. Doğru ya başka kim olacak? Lucy, Evrimond'un karısı değil mi? Doğru. Eh Evrimond'un başka bir yerde randevusu var. Lucy kızı İngiliz işte bu. İşte orada başka kim olacak? bakalım beni Evrimond'un kızı. Şimdi iyi bir cumhuriyetçiyi öptün ya, bu ailen için yeni bir şey. Unutma bunu. Sidney Carton, avukat, İngiliz. Hangisi? Arabanın bir köşesinde yatıyordur. Ona da işaret edilir. Anlaşılan İngiliz avukat bayılmış. Temiz havada kendine geleceği umuluyordur. Sağlığının iyi olmadığı ve Cumhuriyet'in öfkesine maruz kalmış bir arkadaşından ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığı anlatılır görevliye. Bu mu sebep? O kadar önemli bir şey değil ki bu. Cumhuriyetin öfkesine maruz kalmış ve o minicik giyotin penceresinden bakmak zorunda kalan pek çok kişi var. Jarvis Lorry, bankacı, İngiliz. Bu kim? Benim. Bir ben kalmıştım zaten. Bütün bu sorulara cevap veren Jarvis Lorry Arabadan inip eli kapıda bir grup görevliye cevap vermişti. Adamlar ağır ağır arabanın etrafında dolaştılar ve yine ağır ağır Arabacının olduğu kısma çıkıp tepedeki valize baktılar. Arabanın etrafına üşüşmüş halk kapının önünde birbirini itekliyor, aç gözlerle içeri bakıyordu. Annesinin kucağındaki küçük bir çocuk, giyotine giden bir aristokratın karısına dokunabilmek için kolunu uzatmıştı. ''Evraklarınızı buyurun, Jarvis Lorry.'' imzalandı. ''Artık gidebilir miyiz yurttaş?'' ''Gidebilirsiniz. Hadi arabacı, iyi yolculuklar.'' ''Hoşça kalın yurttaşlar.'' Evet, ilk tehlikeyi atlattık. Bu sözlerde ellerini kavuşturup yukarı bakan Jarvis Lorry'e aitti. Arabada dehşet vardı, gözyaşı vardı ve baygın yatan yolcunun ağır nefesi kaplamıştı her yanı. Lucy, yaşlı adamın koluna yapışıp, ''Çok yavaş gitmiyor muyuz, daha hızlı gidemez miyiz?'' diye sordu. ''O zaman kaçıyor gibi görünürüz yavrum, onları fazla zorlamamak lazım, şüphe çekeriz sonra.'' Arkaya baksanız da peşimizden geliyorlar mı? Yolda kimse yok güzel yavrum, peşimizde değiller. İkişer üçer evlerin, ıssız çiftliklerin, yıkık dökük binaların, boyahanelerin, tabakhanelerin yanından geçiyoruz ve sonra geniş tarlalarla, yapraksız ağaçlarla kaplı caddelerden. Önümüzde gelişigüzel uzanan sert kaldırım taşları, her iki yanımızda ise yumuşak ve derin çamur. Bazen tıkırdayıp arabayı taşlardan kurtulmak için kenarlardaki çamura batıyoruz. Bazen de tekerlik izlerine ve su birikintilerine. Böyle anlarda sabırsızlığımızın ızdırabı öyle artıyor ki kaçıp kurtulmak ve saklanmak çılgın bir telaş ve aceleyle hiç durmaksızın ilerliyoruz. Yine geniş tarlaların, yıkık dökük binaların, ıssız çiftliklerin, boyahanelerin, tabakanelerin önünden ve sonra yine ikişer üçer evlerin olduğu, yapraksız ağaçlarla kaplı caddelerden geçiyoruz. Bu adamlar bizi kandırıp başka bir yoldan geri mi götürüyorlar yoksa? Aynı yerden daha önce de geçmemiş miydik? Tanrıya şükür değil bir köy. Arkaya bakın. Arkaya bakın bakalım takip ediliyor muyuz? Şşt, posta arabalarının mola yeri. Dört atımızı ağır ağır dizginlerinden çözülüyor. Araba atları olmadan ve sanki bir daha hiç hareket etmeyecekmiş gibi ağır ağır küçücük yolda dikiliyor. Sonra ağır ağır birer birer görüş alanına yeni atlar giriyor. Eski arabacılar ağır ağır paralarını sayıyorlar. Yanlış hesap yapıp olmadık sonuçlar çıkarıyorlar. Bütün bu süre boyunca yüklü kalplerimiz öyle hızlı çarpıyor ki gelmiş geçmiş en hızlı atlar bile dört nala giderken böyle çok ses çıkaramaz. Az sonra yeni arabacılar yerlerini alıp eskiler geride kalıyor. Köyü geçip tepeyi tırmanıyoruz, aşağı iniyoruz. Sonra da alçaktaki sulak alanlara varıyoruz. Aniden arabacıların konuşmaları şenlenip canlanıyor ve dizginleri hızla çekip atları durduruyorlar. Takip mi ediliyoruz? Hey arabadakiler söyleyin bakalım. Ne diye soruyor Mr. Lorry başını pencereden uzatarak. Kaç kişiydiler? Sizi anlamıyorum.'' Son postada bugün giyotine kaç kişi gitti? 52. Dedim sana. Sayı büyük. Şu yanımdaki vatandaş 42 diyordu da demek 10 kelle daha gidecek. Giyotin bir güzel halleder onları. Pek güzel. Hadi bakalım de. Gece kap karanlık çöküyor. Baygın yolcu kıpırdanıyor. Kendine gelmeye ve anlaşılır şeyler söylemeye başlamıştır. Hala onun yanında olduğunu sanıyordur. Adıyla hitap ederek Elinde ne olduğunu sorar ona. Ah yüce Tanrım ne olur acı bize ve yardım et. Dikkat edin. Bakın bakalım takip ediyorlar mı? Rüzgar ardımızdan koşuyor. Bulutlar peşimizde uçuşuyor. Ay tepemizde dolanıyor ve vahşi gece bizi kovalıyor. Ama şu ana dek bizi takip eden başka hiçbir şey yok. Örgü bitti. Aynı saatlerde 52 kişi Kaderlerini beklediği sırada Madame de Farge, İntikam ve İhtilal Komitesi'nden Jacques Üç ile birlikte karanlık ve uğursuz bir kurul oluşturmuştu. Madame de Farge, bu vekillerle şarap dükkanında değil, eskiden yol işçisi olan Bıçkıcı'nın barakasında görüşüyordu. Bıçkıcı bu görüşmeye bizzat katılmamış, kendisinden istenmedikçe konuşmayan ve fikri sorulmadan söyleyemeyen bir uydu misali az ötede bekliyordu. Ama bizim Deferj dedi Şaküç, tartışmasız iyi bir cumhuriyetçi öyle değil mi? Çenebaz İntikam cırlak sesiyle Fransa'da ondan iyisi yoktur diye bağırdı. Madame Deferj kaşları hafif çatılmış elini yardımcısının dudaklarına götürerek sakin ol intikam dedi. Beni iyi dinle. Yurttaş Kocam iyi bir cumhuriyetçi ve cesur bir adamdır. Cumhuriyete çok hizmette bulunmuştur ve onun güvenini kazanmıştır. Ama bazı zaafları var bu doktora merhamet edecek kadar zayıf işte. Jaküç çok yazık diye boğuk bir sesle bağırdı ve zalim parmakları aç ağzında şüpheci bir tavırla başını salladı. İyi bir yurttaşa yakışmıyor bu hiç, çok fena. Bakın dedim adam, bu doktor benim hiç umurumda değil. Kellesi ister kalsın ister uçsun. Hepsi bir benim için. Ama Evrimont ailesinden hiç kimse kalmamalı. Karısı ile çocuğu da peşinden gitmiş olmalı onun.'' Jaküç, kadının kafası bu iş için fazla güzel diye bağırdı gene boğuk sesiyle. Orada mavi gözler ve sarı saçlar görmüştüm daha önce. Samson bunları kaldırdığında muhteşem görünüyorlardı. Tüm zalimliğiyle bir lezzet erbabı gibi konuşuyordu. Madame de gözlerini yere indirip bir süre düşündü. Jaküç, Ayrıca çocuğun da sarı saçları ve mavi gözleri var dedi dalgın bir keyifle ve orada çocuk görmeyiz pek. Hoş bir manzaradır. Madame de Farge sözün kısası dedi. Dalmış olduğu düşüncelerden ayrılarak bu konuda kocama güvenemem. Dün geceden beri düşünüyorum da ona planımın ayrıntılarını anlatmak hiç de iyi bir fikir değil. Dahası eğer gecikirsem kocamın onları uyarma tehlikesi var. Dolayısıyla kaçabilirler.'' Böyle bir şey asla olmamalı diye bağırdı Jaküç. Kimse kaçmamalı. İstediğimiz sayının yarısındayız daha. Günde 120 kelle uçmalı mutlaka. Sözün kısası diye devam ettim adam döfer. Kocam bu ailenin topunun imha edilip edilmediğini benim kadar önemsemiyor. Bense doktora anlayış gösterebilecek bir durumda değilim. Bu yüzden başımın çaresine bakmalıyım. Gel bakalım buraya küçük kürttaş.'' Duyduğu ölümcül korkunun etkisiyle kadına hürmet edip itaat gösteren bıçkıcı elinde kırmızı şapkasıyla yanaştı. Madame D'Offers "Küçük gürtaş, kadının mahkumlara gönderdiği şu işaretler konusunda" dedi sert bir tonda. "Tanıklık etmeye hazır mısın?" "Tabii ya, neden olmasın!" diye bağırdı bıçkıcı. Kadın karkış demeden her gün saat 2'den 4'e kadar işaret gönderdi hep. Bazen yanında çocuk olurdu, bazen olmazdı. Ben biliyorum ne olduğunu, gözlerimle gördüm. Bunları söylerken bütün el kol hareketlerini yaptı. Aslında hiç görmediği envai çeşit işaretin bir kısmını tekrar edermiş gibi bir hali vardı. Belli ki bir komplo var dedi Jacques Hüç. Çok açık. Madame de Farge hüzünlü bir tebessüm eşliğinde gözlerini ona çevirerek Peki jüri ne diyecek buna diye sordu. Vatansever jüriye güvenebiliriz sevgili yurttaş. Jürideki arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. Durun bir bakayım dedim adam döfaj ve gene düşüncelere daldı. Peki o zaman şu doktoru kocamın hatrına ayrı tutalım mı? Benim için varlığının da yokluğunun da bir önemi yok. Ama kocamın hatrına ayıralım mı onu? Doktor bir kelle daha demek dedi Jaküç. Alçak sesle yeterli sayıda kelleye ulaşamadık daha bence yazık olur. Onu gördüğümde o da kızının yanında işaret gönderiyordu diye destekledim adam döfercide. Kızı suçlayıp babasını suçlamamak olmaz. Bu yüzden sessiz kalmamalıyım ve bütün işi şu küçük yurttaşın üzerine yıkmamalıyım. Ben de fena bir tanık değilim hani. İntikam ve Jaküç hararetli bir şekilde itiraz edip madamın en takdire değer ve en muhteşem tanık olduğunu söylemek için birbirleriyle yarıştılar. Küçük yurttaş ise saf dışı kalmamak adına onun ilahi bir tanık olduğunu iddia etti. Adam şansını bir denesin bakalım dedim adam döfaş. Tamam onu diğerlerinden ayrı tutmayacağım. Saat üçte görevlisiniz. Bugün idam edilecek grubu izlemeye gideceksiniz. Ya sen? Soru bıçkıcıdaydı ve o hemen olunu bir karşılık verdi. En coşkulu cumhuriyetçi olduğunu söylemek için fırsat kolluyordu zaten ve kendisini öğleden sonra o tuhaf milli berberi izleyerek piposunu tüttürme zevkinden mahrum bırakacak bir şey olursa en mutsuz cumhuriyetçiye dönüşecekti. Bunları söylerken tavırları o kadar abartılıydı ki her an her dakika kendi emniyetine dair küçük bireysel korkuları olduğu şüphesi uyanabilirdi. Ki Madame de Fargen, onun üzerine diktiği küçümseyici kara gözlerine bakılırsa muhtemelen öyleydi. Ben de dedim adam, orada olacağım iş bittiğinde. Yani akşam sekiz gibi yanıma Sen Antoine'a gelin de bunları benim bölgemdeki kişilere ihbar edelim. Bıçkıcı ona hizmet etmekten büyük onur ve memnuniyet duyacağını söyledi. Ama sonra madamın ona bakmasından utanıp küçük bir köpek gibi onun görüş alanından kaçtı ve odunların arasına çekilip testeresini eline alarak içindeki karmaşayı gizlemeye çalıştı. Madame de Farge, jüri üyesi ile intikama kapıyı biraz daha yaklaşmalarını işaret etti ve aklından geçenleri biraz daha etraflıca anlattı onlara. Karısını birazdan eve varır, kocasının ölümünü bekler, yas tutup gözyaşı döker. Cumhuriyetin adaletinden şüphe doyar bir haldedir şimdi o. Bu yüzden bunun düşmanlarına karşı sempatisi vardır. Onun yanına gideceğim. Jacques Mest olmuş bir halde ne muhteşem bir kadın, ne muhteşem bir kadın diye haykırdı. İntikam da ah bir azizesin diye bağırıp sarıldı ona. Madame Dauphage örgümü al deyip bunu yardımcısının ellerine bıraktı. Ve her zaman oturduğum yere koy. Her zamanki sandalyemi tut bana. Doğruca oraya git şimdi. Her zamankinden büyük bir kalabalık olabilir bugün. İntikam hevesle emirlerini seve seve yerine getiririm şefim diyerek onu yanaklarından öptü. Gecikmezsin değil mi? Onlar başlamadan orada olurum. İntikam arabalar varmadan evvel gel. Gecikme sakın canım diye bağırdı arkasından. Zira adam arabalar varmadan evvel sokağa sapmıştı bile. Madame Doffer duyduğunu ve zamanında orada olacağını anlatmak ister gibi hafifçe elini salladı ve çamurlara bata çıka ilerleyerek hapishane duvarının köşesinden döndü. Madam giderken arkasından onu izleyen intikam ve jüri üyesi büyük bir hayranlıkla onun o hoş endamını ve üstün ahlakını konuştular. O devirde dönemin yıpratıcı etkisiyle bozulan pek çok kadın vardı. Ama hiçbiri yolunda dimdik ilerleyen bu insafsız kadın kadar korkunç değildi. Güçlü ve korkusuz karakteri, sağlam sezgisi ve çabukluğu, müthiş kararlılığı, onu sert ve haşin göstermekle kalmayıp, bu yönlerinin içgüdüsel bir şekilde fark edilmesini mümkün kılan güzelliği bu zorlu zamanlarda iyice ayyuka çıkmıştı. Çocukluğundan beri haksızlıklara kafa yormanın ve içinde kök salan sınıfsal nefretin etkisiyle dişi bir kaplana dönüşmüştü adeta. İçinde en ufak bir merhamet yoktu. Bir zamanlar bu meziyete sahip d'iyse bile şimdi hiç kalmamıştı. Masum bir insanın atalarının işlediği günahlardan dolayı ölüme gitmesi hiçbir şey ifade etmiyordu ona. Karşısında sırf o değil, hepsi vardı. Karısının dul, kızının yetim kalacak olması da hiçbir şey ifade etmiyordu. Bu ceza az bileydi. Çünkü onlar doğal düşmanları ve avlarıydı. Dolayısıyla da yaşama hakları yoktu. İçinde merhamet olmadığından ona yalvarmanın Hiçbir anlamı yoktu. Kendisi için bile. Sokaklarda sık sık giriştiği o mücadelelerin birinde yenilip yere serilecek olsa kendine acımazdı. Ya da yarın giyotine gidecek olsa onu oraya gönderen adamı kendi yerine ölüme gönderme arzusundan başka bir şey duymazdı içinde. İşte Madame Dauphage o kaba kıyafetinin altında böyle bir yürek taşıyordu. Özensizce giydiği kıyafeti tuhaf bir şekilde yakışıyordu ona ve siyah saçları o adi kırmızı şapkasının altında çok daha gür duruyordu. Koynunda dolu bir tabanca saklıydı. Belinde ise keskin bir hançer. Madame de Farge, böyle tam donanımlı, bu tarzdaki bir karakterin kendine güvenen hali ve genç kızlığından beri çıplak ayak ve baldırlarla kumsalda yürümeye alışkın birinin kıvrak rahatlığıyla sokaklarda ilerledi. Şimdi son yükünü almak üzere bekleyen arabanın ve bu yolculuğun planlarını yaparken Miss Pross'u nasıl alacakları meselesi dün gece Mr. Lorry'nin kafasını oldukça meşgul etmişti. Sadece arabayı fazla yüklemekten kaçındığı için değil, barikatları geçerken arabanın ve yolcuların incelenmesi sırasında harcanacak zamanı en aza indirmek için de gerekliydi bu. Zira kaçışları orada burada kazandıkları 3-5 saniyeye bağlı olabilirdi. Mr. Lorry endişeli bir düşünce silsilesinin ardından nihayet şehri terk etme izinleri alan Miss Pross ve Jerry'nin saat 3'te o devirde mümkün olan en hızlı yolla orayı terk etmelerini önerdi eşyaları olmadığından kısa sürede onları yakalayacak, hatta önlerine geçerek atları önceden hazırlayacaklar ve hepsi geç kalma korkusu içindeyken gecenin değerli saatlerindeki bu yolculuğu oldukça kolaylaştırmış olacaklardı. Bu acil ve tehlikeli durum karşısında gerçek bir hizmet sunma fırsatı yakalayan Miss Pross tüm bu ayarlamaları sevinçle karşılamıştı. Jerry ile birlikte arabanın yola çıkışını görmüşler. Salomon'un getirdiği kişinin kim olduğunu anlamışlar. 10 dakika kadar merak içinde kıvrandıktan sonra planın son aşaması olarak arabayı takip etmişlerdi. Ve tüm bu olaylar sırasında sokaklarda ilerleyen Madame Döfer bütün o planların yapıldığı ıssız eve giderek daha çok yaklaşıyordu. ''Şimdi ne düşünüyorsunuz Mr. Cruncher?'' dedi Miss Bros. O kadar sıkıntılıydı ki doğru dürüst konuşamıyor, ayakta duramıyor, hareket edemiyor, hatta zor yaşıyordu. Yolculuğumuza bu avludan başlasak mı? Zaten bir araba yola çıktı. Bütün buralan şüphe çekebilir. Bana kalırsa, hanımefendi dedi, Mr. Cruncher, haklısınız. Sonuçta doğru ya da yanlış ne derseniz onu yapacağım değerli varlıklarımız için içinde öyle büyük bir korku ve umut var ki dedi Miss Pross heyecanla haykırarak. Herhangi bir plan yapılabilecek durumda değilim. Sevgili Mr. Cruncher siz bilen bir plan yapabilecek durumda mısınız? Valla hanımefendi böyle bir şey gelecekte olabilir dedi Mr. Cruncher. Ama şu anda, şu yaşlı halimle hiçbir şey düşünemiyorum. Bu sıkıntılı dönemde verdiğim iki sözü ve ettiğim yeminleri duymak ister misiniz hanımefendi?'' Hey tanrım diye haykırdı Miss Pross heyecanla. Adam gibi söyle şunu da yolumuza devam edelim. Öncelikle dedi tir tir titreyen Mr. Cruncher. Kül gibi soluk ve ciddi bir yüzde. Şu zavallılar bir kurtulsun. Bir daha bu işi yapmayacağım asla. O dediğiniz şey her ne ise Mr. Cruncher dedi Miss Pross. Bunu bir daha yapmayacağınıza eminim. Ve lütfen bunun bana ne olduğunu anlatmanız gerektiğini düşünmeyin. ''Hayır hanımefendi'' diye karşılık verdi Jerry. ''Size söylemeyeceğim. İkinci olarak, şu zavallılar bir kurtulsun, bir daha Mr. Cruncher'ın iş, işine asla karışmayacağım. Evinizdeki bu mesele her ne ise'' dedi Mr. Mrs. Pross, gözlerindeki yaşları silip kendini toparlamaya çalışarak. ''Buna tamamen Miss, Bayan Cruncher'ın hakim olması iyi olur tabii. Ah benim zavallılarım!'' Sanki bir kürsüde nutuk çekiyormuş gibi telaşla öne eğilerek hatta ve hatta hanımefendi diye devam etti. Mr. Cruncher, siz bizzat dediklerimi aklınızda tutup Bayan Cruncher'a söyleyin. Şu dua etme konusunda fikirlerimin ne kadar değiştiğini ve şu an onun dua ediyor olmasını ne kadar çok istediğimi anlatın Bayan Cruncher'a. Evet, evet. Umarım dua ediyordur. Şimdi sevgili Jerry diye haykırdı. Kendinden geçmiş olan Miss Pross. Umarım bütün duaları kabul olur. Mr. Cruncher hayli ağırbaşlı, hayli yavaş bir tarzda ve daha da fazla nutuk atar gibi bir havada Tanrı yardımcımız olsun diye devam etti. Söylediğim ya da yaptığım ne varsa bu zavallı yaratıklara yarasın. Tanrı yardımcımız olsun. Eğer bu feci durumdan sıyrılmalarını sağlayacaksa Diz çöküp dua edelim. Tanrı yardımcımız olsun hanımefendi. Ne olur yardım et Tanrım. Mr. Cruncher, sözlerini daha iyi bir şekilde sonlandırmak için uğraşmış ama bu işe yaramamıştı. Bu arada emin adımlarla yolunda ilerleyen Madame Döfar eve yaklaşmıştı. Eğer bir gün vatanımıza dönebilirsek dedi Miss Pross. Etkileyici sözlerinizi hatırladığım ve anlayabildiğim kadarını. ''Bayan Cruncher'ı anlatacağımdan emin olabilirsiniz ve bu korkunç dönemde bu hususta tamamıyla ciddi olduğunuza da tanıklık edeceğimi güvenebilirsiniz. Şimdi düşünelim lütfen, sevgili Mr. Crancher düşünelim hadi.'' Hala emin adımlarla yolunda ilerleyen Madame Daupharge eve daha da yaklaşmıştı. ''Eğer siz önden gidip, dedi Miss Bross, arabanın ve atların buraya gelmesini engel olsanız ve beni bir yerde bekleseniz iyi olmaz mı?'' Mr. Cruncher bunun gayet iyi bir fikir olduğunu düşündü. ''Beni nerede bekleyebilirsiniz?'' diye sordu Miss Pross. Mr. Cruncher o kadar şaşkına dönmüştü ki Temple Bar'dan başka bir yer gelmedi aklına. Eyvah! Temple Bar yüzlerce mil uzaklıktaydı ve Madame de Farge, eve iyice yaklaşmıştı artık. ''Katedralin kapısında'' dedi Miss Pross. ''Beni iki kulenin arasındaki katedral kapısından alsanız yolu çok uzatmış olur muyuz?'' Yok, hayır hanımefendi dedi Mr. Cruncher. O zaman doğru dürüst bir adam gibi dedi Miss Pross. Doğruca mola yerine git ve atları değiştir. Mr. Cruncher tereddütlü bir şekilde başını iki yana sallayıp sizi burada yalnız bırakma konusunda emin değilim. Ya başınıza bir iş gelirse Orası Tanrı'ya kalmış artık dedi Miss Pross. Korkmayın siz de. Beni saat üçte ya da işte üçe doğru katedralin oradan alın. Kesinlikle buradan yola çıkmamızdan çok daha iyi olacak bu. Çok eminim bundan. Hadi bakalım Tanrı yardımcımız olsun Mr. Cruncher. Siz beni değil hayatları belki de bize bağlı olan o zavallıları düşünün. Bu sözler ve Miss Pross'un yalvarır gibi sıkıcı ellerine sarılması Mr. Cruncher'ı ikna etmişti yüreklendirici bir şekilde bir iki defa başını salladıktan sonra hazırlanmak üzere hemen dışarı çıktı ve Miss Pross'u önerdiği gibi yalnız bıraktı. Böyle bir önlem almış olmaları ve bunu hemen uygulamaları Miss Pross'un içini çok rahatlatmıştı. Sokaklarda tanımamak için görünüşünü değiştirmek başka bir rahatlama sebebiydi. Saatine baktı. İkiyi yirmi geçiyordu. Kaybedecek vakti yoktu. Hemen hazırlanması gerekiyordu. Miss Pross ıssız odalarda yalnız kalmanın ve her kapının ardından biri bakıyormuş hissinin verdiği tedirginlik ve korkuyla bir tas soğuk su alarak kızarmış ve şişmiş gözlerini yıkamaya koyuldu. O kadar telaşlı ve tedirgindi ki suyun yüzüne çarptığı andaki görüş kaybından rahatsız oluyor, sürekli durarak kimsenin onu izlemediğinden emin olmak için etrafına bakıyordu. Bu araların birinde irkilerek bir çığlık attı. Çünkü odanın ortasında dikilmiş duran biri vardı. Tas yere düşüp kırıldı ve sular Madame de ayaklarına doğru aktı. Bu ayaklar ne acımasız yollardan geçtikten ve ne, kana, ne kadar çok kana bulandıktan sonra bu suyla buluşmuştu. Madame de Farge, soğuk bir ifadeyle Miss Pross'a bakıp, Everymond’un karısı nerede diye sordu. Bir anda Miss Pross'un aklına bütün odaların kapılarının açık olduğu geldi ve bu da kaçmış olduklarını düşündürebilirdi Miss Pross'a. İlk işi bunları kapamak oldu.'' Odanın içindeki dört kapının hepsini kapattı. Sonra da Lucy'nin kaldığı odanın kapısının önünde durdu. Madame de koyu renk gözleri bütün bu hareketi takip etti ve bittiğinde Miss Pross'un üzerine dikildi. Miss Pross'un güzel denebilecek hiçbir yanı yoktu. Yıllar vahşiliğini evcileştirememiş ya da görünüşündeki sertliği yumuşatamamıştı. Ama kendi çapında azimli bir kadındı o da ve gözlerine dikip Madame de Farge baştan aşağı süzdü. Şeytanın karısı olmalısın, sen dedi Miss Pross soluk sola. ama beni alt edemezsin, ben bir İngiliz'im. Madame Döfar küsümseyici bir şekilde baktı ama aslında onu kendisine denk gördüğü Miss Pross'un gözünden kaçmamıştı. Karşısındaki sıkı, sert ve sağlam kadın, Mr. Lorry'nin yıllar önce gördüğü güçlü elleri olan kadındı. Madame Dauphage, Miss Pross'un ailenin sadık dostu olduğunu, Miss Pross da Madame Dauphage'ın ailenin taş kalpli düşmanı olduğunu gayet iyi biliyordu. Madame Dauphage, sandalyemi tutup örgümü koydukları şu yere giderken dedi, elini hafifçe ölümcül alana doğru sallayarak Lucy'e uğrayıp güzel dileklerimi ileteyim dedim, onu görmek istiyorum. Senin ne kadar kötü niyetli olduğunu biliyorum dedi Miss Pros ama unutma ki karşında ben varım. Her ikisi de kendi dilinde konuşuyordu. İkisi de birbirini anlamıyordu. İkisi de tetikte karşısındakinin ne dediğine, bakışlarından ve tavırlarından çıkarmaya çalışıyordu. Şu noktada Lucy'nin benden saklanmasının bir faydası yok dedi Adam döfer İyi yurttaşlar bunun ne anlama geldiğini bilirler. Bırak da gireyim onu. Git de onu görmek istediğimi söyle ona. Beni duyuyor musun? Eğer senin şu gözlerin bir vinç olsaydı dedi Miss Pross, ben de dört direkli bir İngiliz karyolası olurdum. Gene de beni yerimden bir milim kıpırdatamazdın. Öyle kolay değil yabancı kadın. Beni alt edemezsin sen. Madame de Farge onun bu laflarından pek bir şey anlamadıysa da önüne bir set çekildiğini algılayabilmişti. Madame de Farge, sen ne ahmak, ne domuz bir karısın, dedi kaşlarını çatarak. Bana cevap verme, Lucy'yi görmek istiyorum. Ya onu görmek istediğimi ona söyle ya da önümden çekil de gidip bulayım onu. Bunu söylerken sağ kolunu kızgın bir şekilde sallamıştı. Senin şu saçma sapan dilini bir gün anlamak isteyeceğim aklımdan geçmezdi. Ama şu an gerçeğin ne olduğundan ya da bunun bir kısmından şüphe edip etmediğini öğrenmek için şu üzerindeki kıyafetler haricinde her şeyimi verirdim. Bir an ikisi de gözlerini kırpmadan birbirlerine baktılar. Madame de Farge o ana kadar Miss Pross'un onu ilk gördüğü noktada duruyordu. Ama şimdi öne doğru bir adım atmıştı. ''Britanyalıyım ben.'' dedi Miss Pross her şeyi göze alabilirim. Canımın kıymeti yoktur. Seni burada ne kadar uzun tutsam yavru kuşum için o kadar iyi olur. Eğer bana elini sürecek olursan o kara kafanda tek tel saç bırakmam haberin olsun. Miss Pross tüm bu seri cümlelerin arasında başını iki yana sallayarak çakmak çakmak bakıyordum adama ve her bir cümle tek bir solukta çıkıyordu ağzından. Öte yandan Miss Pross hayatı boyunca kimseye tek bir fıske dahi vurmuş değildi. Ama cesareti duygusallığından kaynaklanıyordu ve birden gözlerinden yaşlar boşandı. Madame de Farge, bu cesareti anlayamayıp gözyaşlarını bir zayıflık olarak gördü. Ha ha diye güldü. Seni zavallı şey. Ne sandın kendini? Ben en iyisi doktorla konuşayım. Sonra yüksek sesle bağırdı. Yurttaş doktor, Evrimond'un karısı, Evrimond'un kızı, şu konuştuğum sefil yaratığın haricinde kim varsa cevap versin, yurttaş de Belki bunu takip eden sessizlik, belki Mispros'un yüzündeki sırrı açığa vuran ifade, belki de ikisinden de bağımsız bir kuruntu Madame de kulağına onların gittiklerini fısıldamıştı. Hızla kapıların üçünü açıp içeri baktı. Bu adaların hepsi dağılmış, birileri hızlıca toparlanmış sanki buralarda. Yerlere bir dolu ıvır zıvır saçılmış. Arkandaki odada biri var, herhalde bir bakayım. Asla dedi Miss Pros ve Madame de Farge, bu cevabı Miss Pros'un kendisinin isteğini anladığı kadar iyi anlamıştı. Madame de Farge kendi kendine, eğer odada değillerse gitmişlerdir ama yakalanıp geri getirilebilirler tabii dedi. Miss Pros da, o odada olup olmadıklarını bilmediğin sürece ne yapacağını bilemeyeceksin dedi kendi kendine. Ve eğer ben sana fırsat vermezsem bunu öğrenemeyeceksin. Dahası bunu öğrensen de öğrenmesen de buradan dışarı çıkartmayacağım seni. İlk günden beri sokaklardayım. Daha hiçbir şey durduramadı beni. Seni parçalara ayırır, gene çekerim o kapının önünden dedim adam döfar. ''Issız bir avludaki şu koca evin tepesinde yalnızız seninle. Kimse duyamaz bizi. Tanrı bana güç versin de seni burada daha çok tutabileyim. Ne de olsa şurada geçirdiğin her dakika yavru kuşum için dünyalara bedel.'' dedi Miss Pross. Madame de Farge kapıya doğru atıldı. Miss Pross ise içgüdüsel bir şekilde iki eliyle beline sarılarak sımsıkı tuttuğunu. Madame de Farge debelenip vurmaya çalıştıysa da fayda etmedi. Miss Pross her zaman nefretten çok daha güçlü olan sevgisinin azmiyle onu sımsıkı kavradı. Hatta boğuşma sırasında düştükleri yerden de kaldırdı. Madame de Farge, iki eliyle birden Miss Pross'un suratına yumruklar atıp tırmalıyordu onu. Ama Miss Pross başı önde madamın beline sarılmaya devam edip boğulmakta olan kadını tutarmış gibi sımsıkı yapışmıştı ona. Çok geçmeden Madame Dauphage'ın elleri boğuşmayı bırakarak sarmalanmış olan beline uzandı. Miss Pross boğuk bir sesle kolumun altında dedi. ''Çıkaramazsın, çok şükür senden güçlüyüm. İkimizden biri bayılana ya da ölene kadar böyle tutacağım seni.'' Madame Dauphage'ın elleri koynuna gitti. Miss Pross başını kaldırıp baktı. Ne olduğunu görünce eliyle vurdu ve vurmasıyla ani bir ışık çakması ve patlama oldu. Ardından dumandan gözleri kamaşmış bir halde tek başına kaldı orada. Hepsi bir anda olup bitmişti. Duman ardından korkunç bir sessizlik bırakarak dağılıp yerde cansız yatan öfkeli kadının ruhu gibi havaya karışmıştı yaşadığı ilk korku ve dehşetin ardından Miss Pross cansız bedenin yanından uzaklaşabildiği kadar uzaklaşıp merdivenlerden aşağı inerek boş yere yardım çağırmaya gitti. Neyse ki sonra yaptıklarının sonuçlarını düşünüp kendine geldi ve geri döndü. Yeniden o kapıdan içeri girmek korkunç bir şeydi ama girdi. Hatta başlığını ve diğer eşyalarını almak için onun yanına kadar gitti. Merdivenlerin orada bunları giydi ve kapıyı kapatıp kilitleyerek anahtarı aldı. Ardından biraz soluklanmak ve ağlamak için basamaklarda oturduktan sonra kalkıp alelacele gitti. Şansına başlığının üzerinde bir tül vardı. Yoksa o sokaklarda durdurulmadan yürümesi mümkün değildi. Şansına görünüşünde öyle doğal bir tuhaflık vardı ki çirkinliği diğer kadınlarda olduğu gibi dikkat çekmiyordu. Her ikisi de, de yararınaydı. Çünkü yüzünde derin tırnak izleri vardı. Saçı darmadağınıktı ve kıyafeti titrek ellerle aceleyle düzeltilmiş olan yüzlerce defa çekiştirilmiş gibiydi. Köprüden geçerken kapının anahtarını nehre attı. Refakatçisinden birkaç dakika önce katedrale varıp orada beklerken aklı ya anahtar bir ağa takıldıysa ya bunun ne olduğunu anladılarsa ya kapıyı açıp içeridekini görürlerse ya çıkış kapısında durdurulup hapse gönderilirse ve cinayetle yargılanırsa gibi sorularla meşguldü. Miss Pross tüm bu tasalı düşüncelere dalmışken refakatçisi belirdi ve onu alarak yoluna devam etti. ''Sokaklarda ses var mı?'' diye sordu Miss Pross. ''Her zamanki sesler işte'' dedi Mr. Cruncher. Kadının hem haline hem de sorduğu soruya şaşırmış görünüyordu. ''Seni duymuyorum'' dedi Miss Pross. ''Ne dedin?'' Mr. Cruncher boş yere sözlerini tekrarladı. Miss Pross onu duyamıyordu. O halde başımı sallayayım diye düşündü. Mr. Cruncher hayret içinde. Bunu her halükarda görür. Gördü de. Miss Pross az sonra sokaklarda ses var mı şu anda diye sordu. Mr. Cruncher tekrar başını öne doğru salladı. Duymuyorum. Bir saatte sağır mı oldu dedi Mr. Cruncher. Aklı karışmış, rahatsız olmuştu. Ne oldu bu kadına böyle? ''Sanki'' dedi Miss Pross, ''böyle bir ışık çakması ve patlama oldu ve o patlama duyduğum son şeydi.'' ''Ne kadar da tuhaflaşmış'' dedi Mr. Cruncher, ''iyice rahatsız olmuştu şimdi. Cesaretini arttırmak için bir şeyler mi içti acaba? Kulak verin. Ölüm arabaları geçiyor bir dolu. Duyuyor musunuz hanımefendi?'' Mr. Cruncher'ın kendine bir şey söylediğini gören Miss Pross, ''Hiçbir şey duyamıyorum'' dedi. Ah dostum, önce büyük bir patlama oldu. Sonra her yanı büyük bir sessizlik kapladı. Ve bu sessizliğin sonu gelmiyor bir türlü. Değişmiyor hiç. Hayatımın sonuna kadar bitmeyecek sanki. Eğer yolun sonuna gelmiş şu ölüm arabalarının sesini de duymuyorsa dedi Mr. Cruncher. Omzunun üzerinden bakarak bir daha ömrü billah bir şey duyamaz. Gerçekten de Miss Pross bir daha duymadı hiç. Ayak sesleri sonsa dek susar. Ölüm arabaları Paris caddeleri boyunca gıcırtılar ve gümbürtüler eşliğinde ilerliyor. Günün şaraplarını giyotine altı araba taşıyor. Aklı hayale sığmaz, bütün o aç gözlü, her şeyi silip süpüren canavarlar sanki tek bir bedende toplanmış giyotine dönüşmüştür. Fransa'nın o zengin topraklarında ve çeşitli iklimlerinde bile bu korkuyu yaratan şartlardan daha belirgin bir şekilde olgunlaşacak hiçbir çalı, yaprak, kök, filiz ya da biber tanesi yoktur. İnsanlığı benzer şekilde çekiçlerle ezecek olsan gene eski sıkıntılı haline döner. Aynı açgözlülük ve baskı tohumunu eksen belli ki yine aynı sonucu elde edersin. Atlı araba caddelerde ilerliyor. Güçlü büyücü yani zaman bunları eskiye dönüştürecek olsa Mutlak hükümdarın arabaları, feodal soyluların malzemeleri, ışık saçan gösterişli kadınların süslenme odaları, Tanrı'nın evi olmaktan çok hırsızların yuvası olan kiliseler ve milyonlarca aç köylünün kulübeleri olarak görünürler. Ama hayır, Yaradan'ın belirlediği düzeni uygulayan müthiş büyücü dönüştürdüğü şeyleri asla eski haline çevirmiyor. Bilge binbir gece masallarında, eğer Tanrı seni bu hale getirdiyse der, büyülenmişlere o zaman öyle kal ama geçici bir büyüyle bu hale geldiysen o zaman önceki haline dön arabalar aynı şekilde umutsuzca ilerliyor altı arabanın kasvetli tekerlekleri döndükçe sokaklardaki kalabalığın arasında eğri büğrü bir saman izi oluşuyor yüzler bir o yana çevriliyor bir diğer yana ve pulluk düzgün bir şekilde ilerliyor Civardaki evlerde yaşayan insanlar bu görüntüye o kadar alışıklardır ki pek çok pencerenin önü boş, bazıları da ellerindeki işe ara vermeksizin göz ucuyla arabanın içindekilere bakıyorlar sadece. Kimi evlerde sırf bunu izlemeye gelen misafirler var. Sonra ev sahibi bir sergi düzenleyicisinin ya da yetkili bir şahsın kayıtsızlığıyla birbiri ardına arabaları işaret ederek dün ve ondan önceki gün içinde kimlerin olduğunu anlatıyor onlara. Arabalardaki yolcuların bazıları, etraftakileri ve son yolculuklarında olup biten her şeyi duygusuz gözlerle, bazıları da uyuşuk bir ilgiyle izliyor. Kimisinin başı öne sarkmış, sessiz bir iyise gömülmüş. Kimisi de bakışlarının öneminin farkında. Tiyatroda ve resimlerde gördüklerini anımsatan tavırlarla bakıyorlar kalabalığa. Birkaçı gözlerini kapamış düşünüyor ya da dağılan kafasını toparlamaya çalışıyor. Sadece biri, o da çılgına dönmüş zavallı bir yaratık. Korkunun etkisiyle öyle dağılmış ve sarhoş olmuş ki şarkı söyleyip dans etmeye çalışıyor.'' onca insanın içinde ne bakışlarıyla ne de hareketleriyle insanlardan merhamet dilenen bir kişi bile yok. Arabaların hemen yanında bir takım atlı muhafızlar var ve insanlar sık sık yüzlerini onlara çevirip bir şeyler soruyor. Sorulan soruyu aynı anda olacak ki insanlar bunu ardından üçüncü arabaya akın ediyor hep. O arabanın yanındaki atlılar kılıçlarıyla sürekli içerideki bir adamı işaret ediyorlar.'' Herkes onun hangisi olduğunu merak ediyor. O ise arabanın arkasında başı önüne eğik, arabanın yan tarafında oturan ve elini tutan gariban bir kızla konuşmak için ayakta duruyor. Kendisine bakılmasını ve yarattığı olayı umursamıyor hiç. Devamlı kızla konuşuyor. Uzun Sen Onor Caddesi boyunca insanlar onun aleyhinde bağırıyorlar. O ise yüzüne düşen saçları geriye atmak için başını sallarken sessizce gülümsemek dışında bir tepki vermiyor. Kolları bağlı olduğundan yüzüne dokunamıyor. Hapishane kuzusu casus bir kilisenin merdivenlerinde durmuş arabaların gelmesini bekliyor. İlk arabaya bakıyor yok, ikincisine bakıyor yok. Tam acaba beni feda mı etti diye kendi kendine düşünürken üçüncü arabayı görüp ferahlıyor. Hangisi Evrimont diye soruyor arkasındaki adam. Şu arkada duran Kızın elini tuttuğu adam mı? Evet. Adam geber Evrimont. Bütün aristokratlar giyotine. Geber hadi Evrimont. Şşş diyor casus hemen ürkekçe. Niye demeyelim yurttaş? Yaptıklarının bedelini ödeyecek zaten. Beş dakikası var. Şimdi rahat bırakalım onu. Ama adam bağırmaya devam ediyor. Geber Evrimont. Ve Evrimont yüzünü bir an ona doğru çeviriyor. Sonra casusu görüyor. Dikkatle bakıyor ona ve kendi yolunda ilerliyor. Saatler üçü gösteriyor ve kalabalığın arasında ilerleyen saban izi dönüp dolaşıp infaz yerinde son buluyor. Kenarlara dağılmış insanlar son pulluğun arkasına ufak gruplar halinde yanaşıyorlar. Zira hepsi de giyotinin başına gidiyor. Bunun tam önünde sandalyelerde sanki parka eğlenceye gelmiş gibi oturmuş örgü ören bir dolu kadın var. İntikam en öndeki sandalyelerden birinin üzerinde ayağa kalkmış arkadaşına bakınıyor. Teresa diye bağırıyor intikam en cırtlak sesiyle. Onu gören var mı Teresa de Farge? Daha önce hiç kaçırdığı olmamıştı diyor grupta örgü ören bir kadın. Yok şimdi de kaçırmaz zaten diye bağırıyor intikam aksi aksi. Teresa daha yüksek sesle diye akıl veriyor kadın daha yüksek sesle intikam, çok daha yüksek sesle bağır ama seni gene de zor duyar o. Daha yüksek sesle de bağırsan intikam, hatta sonuna bir yemin de eklesen gelmez o artık. Bir yerlerde can çekişen o madamı aramak için diğer kadınları yolla istersen. Bu kadınlar zamanında korkunç eylemler gerçekleştirmiş tipler olsalar da onu bulmak için şanslarını ne kadar zorlarlar acaba?'' Şansa bak diye bağırıyor intikam, sandalyenin üzerinde ayağını sertçe vurarak. Arabalar geldi işte. Evrimond'un sevkiyatı an meselesi, o ise yok ortalarda. Örgüsü elinde, sandalyesi hazır. Sinirimden ve hayal kırıklığından ağlayacağım şimdi. İntikam. Bu maksatla sandalyenin tepesinden inerken arabalar da yüklerini boşaltmaya başlıyor. Azize Güyotin'in vekilleri cübbeleriyle hazır bekliyorlar. Tak bir kelle uçuyor ve kalabalığa gösteriliyor. Örgü ören kadınlar daha bir dakika önce o kellenin düşünüp konuşabildiği sırada ona bakmaya tenezzül etmemişken sayıyorlar. 1. İkinci arabada yükünü boşaltıp gidiyor. Sonra üçüncü geliyor. Tak. Örgü ören kadınlar ellerindeki işe hiç ara vermeden ya da bocalamadan sayıyorlar gene. 2. Sözde Evrimont aşağı iner, peşinden de terzi kız. Söz verdiği gibi kızın elini hiç bırakmamış sabırlı elini aşağı inerken bile çekmemişti. Kızın sırtını nazikçe durmadan işleyen kesici mekanizmaya dayar ve o da yüzüne bakıp teşekkür eder Evrimonda. Eğer siz olmasaydınız sevgili yabancı ben ne bu kadar soğukkanlı olabilirdim. Zira doğuştan bir zavallıyım ben ve kalbim de çok zayıf. Ne de ölüme mahkum edilmiş o kişiye bu düşüncelerimi açıp bugün burada hissettiğim şu umudu ve rahatlığı hissedebilirdim. Herhalde sizi bana Tanrı gönderdi. Ya da sizi bana der Sidney Carton. Gözlerini benim üzerimden ayırma yavrucuğum ve başka hiçbir şey umursama. Sizin elinizi tutarken hiçbir şey umurumda değil. Ellerinizi bıraktığımda da bu işi çabuk bitirirlerse umurumda olmaz. Çabuk bitecek. Korkma hızla azalan bir yığın kurbanın arasında dursalar da yalnızmış gibi konuşuyorlar. Toprak ananın bu iki çocuğu başka şartlar altında birbirinden çok farklı olsalar da birbirlerine destek olmak ve analarının koynundan dinlenmek için bu karanlık yolda göz göze, el ele, kalp kalbe vermişlerdir. Cesur ve onurlu arkadaşım, size son bir soru sorabilir miyim? Ben çok cahilim ve bu da canımı sıkıyor biraz. Söyle bakalım. Benim çok sevdiğim bir kuzenim var. Tek akrabam ve tıpkı benim gibi yetim o da. Benden beş yaş küçük ve güneydeki bir çiftlikte yaşıyor. Yoksulluktan ayrı düştük ve onun başıma gelenlerden haberi yok. Yazmam yok. Zaten yazabilseydim de nasıl söylenirdi ki bu? Böylesi daha iyi belki de. Evet, böylesi daha iyi.'' Yolda gelirken düşündüm de bana güç veren o nazik ve güçlü yüzünüze bakarken hala düşünüyorum da eğer Cumhuriyet sahiden yoksullara yardım ederse onların açlığını ve acılarını azaltırsa kuzenim uzun yaşayabilir hatta yaşlanabilir. Ne önemi var ki güzel kardeşim? Peki acaba kızın yakarmayan uysal gözleri yaşlarla doluyor ve dudakları daha da aralanıp titremeye başlıyor.'' Ben onu gittiğim yerde beklerken ki eminim merhametle korunacağız orada. Bir süre bana uzun gelecek mi? Gelmez yavrucum, Orada zaman yoktur. Sıkıntı da yoktur. İçimi nasıl da rahatlatıyorsunuz? Ben çok cahilim. Sizi öpebilir miyim şimdi? Vakit geldi mi? Evet. Birbirlerinin dudaklarından öpüp ağırbaşlı bir havayla kutsuyorlar.'' Kızın elini bıraktığında artık titremiyor. Sabırlı yüzünü tatlı, pırıl pırıl bir azim kaplamıştır. Bir sonraki kişi, hemen önünden gidecek kişi, o, örgü ören kadınlar sayıyorlar. 22. Ben yeniden dirilişim, ben hayatım dedi Tanrı. Bana her kim inanıyorsa ölse bile yaşar hala. Ve her kim yaşıyor ve bana inanıyorsa asla ölmez. Mırıltılar yükseliyor. Herkesin yüzü o yana dönüyor kalabalığın kıyısında öyle bir itiş kakış oluyor ki bütün o yığın koca bir dalga halinde öne doğru kabarıyor ve sonra kayboluyor. 23. O gece şehirde herkes onunki kadar huzurlu bir yüz görmediklerini konuşuyor. Pek çok kişi onun ne kadar aşmış ve ulvi göründüğünü ekledi. Aynı bıçağın kurbanlarının en dikkat çekicilerinden biri bir kadın aynı dar ağacının dibinde infazından kısa bir süre önce aklından geçen düşünceleri yazabilmek için izin istemişti. Eğer kartına da kendini ifade etme fırsatı verilseydi şu ulvi sözleri sarf ederdi. Barsad'ın, kılayın, Dafarj'ın, intikamın, Jüri'nin, Yargıc'ın ve eski düzenin imhasıyla yükselen sıra sıra dizili yeni zalimlerin daha şimdiki kullanımı sona ermeden şu hain aletle can vereceklerini görüyorum. Güzel bir şehir ve bu çukurdan çıkan pırıl pırıl insanlar görüyorum. Ve uzun yıllar gerçek anlamda özgür kalmak için verdikleri mücadelede, zaferlerinde, yenilgilerinde, bu zamanların ve usul usul cezasını çekip tüketen öncesinin kötülüğünü görüyorum. Uğruna hayatımı verdiğim yaşamların bir daha asla görmeyeceğim o İngiltere'de huzurlu, faydalı, refah içinde ve mutlu olduklarını görüyorum. Onu kucağında benim adımı taşıyan bir çocukla görüyorum. Babasını yaşlanmış ve çökmüş, öte yandan düzelmiş ve muayenehanesinde insanlara hizmet ederken görüyorum ve huzurlu. On yıl süresince onların hayatını zenginleştiren ve huzur içinde ödülüne kavuşan eski dostları, iyi kalpli yaşlı adamı görüyorum.'' Onların torunlarının ve sonraki tüm nesillerinin kalplerinde kutsal bir yerim olacağını görüyorum. Onu yaşlı bir kadın olarak her yıl bugün ağlarken görüyorum. Onu ve kocasını hayatları sona ermiş bu fani dünyaya ait son yataklarında yan yana yatarken görüyorum ve ikisinin de bana yüreklerinde tıpkı birbirlerine olduğu gibi en şerefli ve kutsal yeri ayırdıklarını biliyorum göğsüne yasladığı ve benim adımı taşıyan çocuğun bir zamanlar benim yürüdüğüm yolda yürüyüp hayatını kazandığını görüyorum. Yaptığı işte çok başarılı olduğunu, adımın onun ışığıyla parladığını görüyorum. Adımın üzerine sürdüğüm lekelerin temizlendiğini görüyorum. Vicdanlı yargıçların ve şerefli adamların en önde geleni olan bu adamın gene benim adımı taşıyan ve aşina olduğum bir alın ile altın saçlara sahip oğlunu buraya getirdiğini görüyorum. Tabii o zaman şu anın çirkin halinden eser olmayacak burada ve oğluna şefkatli ve tereddütlü bir sesle benim hikayemi anlattığını duyuyorum. Bu şimdiye dek yaptığım en iyi en doğru şey ve bu yolun sonu Şimdiye dek hiç bilmediğim kadar güzel. Çok güzel bir uyku.